Bu değerlerle kemoterapiye devam etmemiz pek mümkün görünmüyor. Bir de tabii maalesef hastalık çok ilerlemiş. Daha saldırgan bir dönemde. Tedavi şansınız giderek azalıyor. Bir dakika, bir dakika ama umudumuz var değil mi? Yani her şey bitmedi. Hayır tabii. Mücadeleye devam edeceğiz. Ben bir de çok güvendiğim bir profesör abime görünmenizi isteyeceğim. Kendisi yurt dışında çalışıyor. Adana'daki onkoloji kliniğine bir konferansa gelecek. Ben kendisiyle görüşeceğim. Peki hocam, yani konferansa gelecek. Hasta kabul eder mi acaba? Yok yok, beni kırmaz. Kabul eder. Ben durumu anlatırım kendisine. Ömer, sen de bu arada dosyayı hazırla. Tamam, tamam hocam. Ben kendisiyle görüşür, tedavi sürecini online iletirim. Tecrübesi ve yorumu bizim için çok önemli. Randevu için benden haber bekleyin. Ömer'e bilgi veririm ben. O zaman ne gerekiyorsa yapacağız. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Değil mi abla? Tabii ki. O zaman. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Anne, ne oldu? Bir şey mi var? Minik teyze, hasta mısın? Ya hayır Zehracığım. Bir rapor lazımdı bana. Annenin yanına geldim onun için. İyiyim. Zehra'm hayırdır? Sen neden geldin? Ömer, müsaitsen biraz test çözebilir miyiz? Birkaç soruya takıldım da. Kızım, öğretmenine sorsana. Yani Ömer çalışıyor şimdi, meşgul etmesen. Yok yok, Başak abla sıkıntı değil. Bakarız yarım saat. O zaman akşam bize bekliyorum, tamam mı? Unutma. Tamam, tamam canım. Ben Bilge Hoca'ya gideyim, ararım çıkınca. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bye. Tamam hocam. Hadi Zehra gel. Görüşürüz Ömer. Hadi Zehra'cığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok meşgul etme Ömer'i. Sorularını hallet doğruca eve, tamam mı? Tamam. Eve gidip biraz dinlensen olmaz mı? Şimdi duramam bu sıkıntıyla evde. Locaya gidip çalışacağım. Kafam dağılsın. Rapor işini ne yapacaksın? Almayacağım. Almayacağım Mithat. Gerekirse gidip Alpay'la konuşmayı deneyeceğim ama çocuklarımdan vazgeçmeyeceğim. Hastalığını öğrenirse bunu çok fena kullanır abla. Bilmiyorum Mithat, ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Abla. Bak, sana bir şey olmayacak, tamam mı? O şerefsiz de çocukları alamayacak senden. Beraber atlatacağız bunu. Yani yolu yorda mı nedir, nasıl yapacağız bilmiyorum ama... Bilmiyorum. Bundan böyle hep beraberiz. Tamam mı? Atlatacağız. Hangileri? Şu, bir de bu var. Birkaç tane defterim de var. Of, hiç özlememişim bu soruları ya. Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Bak, fx eşittir ikisin kare pi x. Ya bu arada vaktini ayırıp benimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Normalde Defne ile çalışacaktık ama sağ olsun ekti beni. Başka işler peşinde herhalde. Defne'nin burada olduğunu biliyordun değil mi? Eksi üç, tam diyor ya. Ya gelmeden önce kafede karşılaştık Defne'yle. Yanında da Adnan diye biri vardı. İstanbul'a birlikte gitmişler. Galiba tekrar birlikte dönecekler. Gerçi kusura bakma, niye anlatıyorsam sana bunları. Defne konuşmadığınızı söyledi. Zehra, kim bu Adnan? Babasının arkadaşının oğluymuş. Bayağı araları iyiydi gittiğim zaman. Yani babası da güvenip İstanbul'a kadar gönderdiğine göre